Merhabalar arkadaşlar, yeni aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet, hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 5 rengim var. Pembe, mavi, kahverenginin markaları Leylak. Diğer ikisinin markası yeşil ve kremin markaları Altın Başak 50 numara. Yazmam desenli gördüğünüz üzere markası Reya. Evet, hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet, ben zürafalarımı önceden bu şekilde yaptım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Ara kısmını oluşturacağız. Bir tane zürafa yaptım. Zürafamın tepesine çıkıyorum. Zürafamın içine batarak tepede bir pırpır yapıyorum. Birinci zürafama aşağı iniyorum. Birinci zürafamı batarak zürafa yapıyorum. Zürafamın başını batarak tepeye çıktım. Hemen tekrar zürafamın içine batıyorum. Burada bir pırpır yapıyorum. Ara kısmını bu şekilde oluşturuyoruz. Bir tane daha yapalım. Hemen aşağı iniyorum. Bir zürafa yapıyorum. Zürafamın tepesine çıkıyorum. Zürafamın içine batarak tepede bir pırpır yapıyorum. Ara kısmını arkadaşlar 7 tane bu şekilde 7 tane veya 9 tane sizlerin isteğine göre bırakabilirsiniz ara süslemelerini. Hemen bunu 7'ye tamamlayalım arkadaşlar. Ben hemen bu ara kısmı 7'ye tamamlayayım. Videom çok uzamasın. Evet, ara kısmını 7 taneye tamamladım. Şimdi hemen yuvamızı kuracağız. Yazmamı ayarladım. Hemen modelimizin arasında 4 tane boş zürafa bırakacağız. İniş ipimizle beraber toplamda 5 tane. 1, 2, hemen diğer zürafamı batıyorum. 3, sıradakine 4, sıradakine 5. Toplamda 5 tane ara kısma zürafa yaptık. Zürafalarımı küçük yaptığım için 2 tane arada bırakacağım. 3. zürafama batarak burada yuvamı oluşturacağım. İpimizi çok bol bırakmayalım. Hemen yuvamın içine batarak başına geri döneceğim. En başa. Yuvamın içine batarak burada orta büyüklükte pırpırlar yapacağız. 1. Şöyle 2 3 buraya toplamda 12 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Ben hemen kamera arkasında 12'ye tamamlayacağım. Videom çok uzamasın. Pırpırlarımı 12'ye tamamlayacağım. Hemen geleceğim. Evet, pırpırlarımı 12'ye tamamladım. Hemen birinci zürafamıza aşağı iniyoruz. Bu tarafa da toplamda 5 tane boş zürafa yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. 6. zürafamı da ara kısmını süslemek için yapıyorum. 6. zürafamın başına geri dönüyorum. Zürafamın içine batarak tepede bir pırpır yapıyorum. Yine 7 tane ara kısmını süsleyerek 7 tane bu şekilde pırpırımı yaparak ara kısmını da tamamlayacağım.
Güllerim için ipimi alıp hemen geleceğim. Bu şekilde 7 taneye tamamlayacağım. Sizler dilerseniz 9 tane yapabilirsiniz. Evet, ara kısmını da bu şekilde yapıp bitirdim. Hemen kahverengi ipimi aldım. Gülümü kahverengi yapacağım. Yazmamda kahverengi var. Hemen buradan ipimi 12 tane pırpır yapmıştık arkadaşlar. Sağ tarafa doğru bırakarak birinci pırpırıma batıyorum. İki ipim de iğnemin üstünde. Hemen iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde ipimiz ön tarafa yatmış olacak. Hemen sabitlediğim pırpırımın içine batarak iyice yaklaştırayım. Burada bir pırpır yapıyorum. Çok büyük yapmayın pırpırlarınızı. Sonradan kullanınca kıvırma falan olmasın. Kıvrılma. Hemen şu ipimi de beraber yürütüyorum. Yanındaki pırpırıma, sıradaki pırpırıma batarak zürafa yapıyorum. Bir, diğerine batıyorum. İki, sıradakine geçiyorum. Üç, sıradakine, dört ve beş. 5 tane zürafa yapıyoruz. 6 tane pırpır kullanıyoruz arkadaşlar. 12 tane pırpırımız var. Bu 6'sını da diğer yaprağımız için kullanacağız. Burada yaprak oluşturacağız. Hemen birinci zürafamın başına batarak geri dönüyorum. Dönmüş olduğum zürafaya batarak pırpır yapıyorum. Hemen sıradaki yanındaki zürafama batarak zürafa yapıyorum. 1, sıradakine 2, 3 ve 4. Zürafa sayım 4'e düştü. Birincinin başına geri dönüyorum. Dönmüş olduğum zürafamı tekrar batarak zürafa yapıyorum. Hemen sıradaki yanındaki zürafama batarak tekrar zürafalar yapıyorum. 1, sıradakine 2 ve 3. Buradaki ipimi keseceğim arkadaşlar. Temizleyeceğim. Hemen birincinin başına geri dönüyorum. Dönmüş olduğum zürafamı tekrar batarak bir tane pırpır yapıyorum. Birinci zürafamı batarak yine zürafa yapıyorum. İkinciye batıyorum. İkincinin başına geri dönüyorum. Dönmüş olduğum zürafaya batarak pırpır yapıyorum. Ebatlarına dikkat edelim. Hemen bir tane zürafam kaldı. Ona da batarak tepedeki son zürafamıza geçiyoruz. Şöyle tek düğüm atacaktım. Tekrar aynı zürafaya batarak tepede bir pırpır daha yapıyorum. Toplamda 2, 4, 6 tane pırpırımız oluyor. Bu ipimizi kesmiyoruz arkadaşlar. Bunu şimdi burada bekletiyoruz. Hemen yine kahverengi ipimi takacağım. Hemen geleceğim. Evet, ipimi aldım ve geldim. Şimdi ters tarafını çeviriyoruz arkadaşlar. Bu sefer ters tarafını çevirerek burada da toplamda 6 tane pırpırımız kalmış. Hemen ters tarafını çevirdikten sonra kahverengi ipimi üstüne bırakıyorum. İlk pırpırımdan geçişimi yapıyorum ve ipim iğnemin üstünde. 2 düğümle ipimi sabitliyorum. Şöyle ipim sağ tarafa doğru yatmış oldu pırpırlarımın üstüne. Hemen yine sabitlediğim pırpırıma batarak burada bir tane pırpır yapıyorum. Bu yaprağımızda arkadaşlar ne yaptıysak burada da
Onu yapıyoruz. Yine sıradaki pırpırıma batarak kahverengi ipimi üstünde yürütüyorum. Bu şekilde buraya da bir tane aynı işlemle bir yaprak yapacağım. Hemen diğer aşamalar için hemen geleceğim. 3. Bu altı pırpırımızı da burada kullanıyoruz. 4. Ve son pırpırıma da batacağım. 5. Birincinin başına geri dönüyorum. Ben bu yaprağımı da dediğim gibi bu şekilde yapıp bitireceğim. Şöyle iyice ayarlayalım. Tekrar dönmüş olduğum zürafaya batarak yine başa bir pırpır yapıyorum. Bu yaprağımı da bitirip hemen geliyorum. Evet, ikinci yaprağımı da bu şekilde tamamladım. Düz tarafına çevirdim. Ütü bile gerektirmeyen model olacak inşallah. Şöyle göstereyim. Hemen krem rengi ipimi üçüncü rengim olarak aldım. Buradan şöyle hemen birinci alttaki zürafamıza batarak burayı sabitliyoruz. Hemen karşısındaki diğer yaprağımın zürafasına, alt zürafasına geçişimi yapıyorum. Burada minik bir yuva yapalım. Çok da büyük yapmayalım. Hemen yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. Yuvamın içine batıyorum tekrar. Burada şu boyutta bir pırpır yapıyorum. Yaprağımızın boyunu geçmesi. Şöyle şuradan. Pırpırımın başına batarak tepeye çıkıyorum. Yine yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi hafif bol bırakıyoruz. Burada sinek kanadı oluşturuyoruz. Tekrar yuvamın içine batıyorum. Burada yine bir pırpır yapıyorum. Aynı ebatta. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Yuvamın içine iniyorum. İnerken ipimizi hafif bol bırakalım. Tekrarlıyoruz. Bir tane daha son yapacağım. 3 tane toplamda burayı sinek kanadı yapacağız. Tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. Hafif ipimi bol bırakıyorum. Hemen buradan ipimi keseceğim. Diğer rengimi alıp hemen geleceğim. Evet, diğer rengimizi zaten koparmamıştık. Sadece iğneye taktım arkadaşlar. Kahverengi ile devam edeceğiz. Buradan ipimizi taktık. Hemen sinek kanadımızın iniş ipine batarak burada köprüler oluşturuyoruz. Çok dar atmayın, çok da geniş atmayın. Daralma, gerilme olmasın. Hemen sinek kanadımın diğer iniş ipine batıyorum. Buradan da bir köprü daha yaptık. Tekrar diğer sinek kanadımın iniş ipine geçiyorum. Yine buradan da bir tane daha yaptık. 3 oldu. Yaprağımın son zürafasına batarak iyice gösterelim. Buraya da bir köprü daha yaptık. Modelimi çeviriyorum. İpimi iki katlı yapacağım. Tekrar iniş ipimize batarak buradan ipimizi iki katlı yapıyoruz. Diğerine geçiyorum. Diğerine iyice ayarlayalım. Ve son yaprağımızın zürafasını batıyoruz. Hemen modelimizi düz tarafına çeviriyoruz. Böyle bir görüntü elde edeceğiz. Modelimiz çok güzel, çok gösterişli. Bu model geçen senenin favori modellerinden biriydi arkadaşlar. Çok eski videolarımda bir sefer paylaşmıştım. Tekrar paylaşmak, yapmak istedim. O zamanlar ilk videolarımda çok abonelerim yoktu. Şimdi bayağı bir ilerledik. Teşekkür ederim sizlerin sayesinde. Hemen yuvamın içine batarak burada sık iğneler yapmaya başlıyoruz. 1
2 boş düğüm oldu. Tekrarlıyorum. 3 4 5 6 7 boş düğüm 8. Bir yuvamızın içinde toplamda 8 tane sık iğnemizi sığdırdık. Hemen diğerine geçiş yapıyorum. Buradan da 8 tane bütün gözeneklerimize 8'er tane sık iğne doldurarak modelimi bitireceğim. 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8. Diğer kalan 3 taneye de 8'er tane dolduracağım. Birkaç gül daha yapacağım. Son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Birkaç gül daha yaptım. Bu şekilde geldim. Gerçekten de çok çok güzel, çok tatlı bir model oldu. Mavi, kahverengi ve pembe gülümle yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Şöyle birkaç gül yaptığım için kameraman sığmıyor. Şu şekilde yakından göstereyim sizlere. Evet, hemen sizlere bu modelin fiyat bilgisini vereyim. Bu modeli Nazlı Hanım Instagram üzerinden bizlere ulaştırdı. Yapmamı rica ettiler. İnşallah beğenmişsinizdir Nazlı Hanım. Buradan da sizlere sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Nazlı Hanım, çok teşekkür ediyorum. İlginize, alakanıza, desteklerinize çok çok teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarıma, bütün abonelerime, bütün izleyicilerime. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım lütfen abone olurlarsa çok çok sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Evet, hemen sizlere bu modelin fiyat bilgisini vereyim. Bunu ortalama 80-85 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim naçizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.